Çanakkale. Anadolu'nun çorak fakat bir o kadar da verimli topraklara sahip bu şirin ili, tarih boyunca birçok medeniyete ve uygarlığa beşiklik etmiş olup şu anki nüfusu yaklaşık 500 bindir. Toplam nüfusun 220 bini il merkezinde yaşamakta olan bu kentimizin iklimi konumu gereği Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında geçiş gösterir. Ay, olmadı bu ya. Bu coğrafya ödevi gibi oldu. Nereden başlayacağımı bulamıyorum bir türlü. Zaten ne yazılır ki savaşlarla ilgili? Ay, ben ne anlarım savaştan? Adamlar savaşıp durmuştur işte çamurun içinde. Bana ne ya? Uf, ay. Neyse ben de oyun oynayayım da bari stres atayım biraz ya. Ay, keşke Çanakkale Savaşı yerine şurada savaş oyunlarını yazdırsalardı. Tabii ya. Ne yani? Savaşı olmalarına rağmen birbirlerine yardım mı ediyorlardı? Evet Nazlıcığım. Tabii Selma hemşirenin katkısıyla. Peki buradan neyi anlamalıyı söyleyin bakalım. Düşmanın da olsa karşındakinin de insan olduğunu unutmamak gerektiğini. Bravo Selin. Peki bunu en iyi bilen devlet adamı kimdir? Bunu biliyor musunuz? Kim? Ulu önderiniz desem. Atatürk mü? Hı hı. Doğru, zaten bu yüzden yurtta barış, dünyada barış demiş değil mi? Hatta kızarsa da daha ilginç bir şey göstereceğim. Bakın, bu Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'ndan yıllar sonra savaşta hayatını kaybedenler anısına kaleme aldığı bir mesaj. Leyla'cığım, istersen sen oku bu mesajı. Olur. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindirin. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuştur. Çok güzel. Gerçekten de öyle. Kızlar, böyle bir yol gösterene sahip olduğunuz için çok şanslısınız. Kesinlikle. Ha, peki hikayede ne oldu Selena? Evet, yarım kalmıştı. Aa evet, gelelim hikayemize. Selena. Efendim? Hikayeye başlamadan önce aşağı inip bir şeyler yesek. Sen çok mu acıktın? Biraz. Aslında biliyor musun ben de acıktım biraz. O zaman şöyle kakaolu bir kek olsa ne dersiniz? Harika olur deriz. Evet, işte hazır. Afiyet olsun. Artık hikayemize geri dönebiliriz. Evet, nerede kalmıştık? Selma hemşire çadırda yaralı askerlerle ilgilenirken çadıra Erkan Albay ve Zülfü Yüzbaşı girer. Selma hemşire, yaralıların toplanması için 2 saatliğine ateşkes ilan edildi. Hemen siperleri gidip yaralılara yardım edin. Derhal efendim. Zülfü Yüzbaşı. Emredin komutanım. Siz de Selma hemşire ile beraber gidin. Başla komutanım. Kahraman Mehmetçik 6 numaralı silahını çıkardı. Nükleer varili android güçlerinden önce ele geçirip Çanakkale'yi kurtarmak zorundaydı. Karşısına çıkan 2 androidi lazer silahıyla öldürdükten sonra gizli bölmedeki sağlık çantasını buldu. Ve sağlık seviyesini %88'e kadar yükseltti. Harika, buraya kadar çok güzel. Bakalım daha sonra ne olmuş. Al sana aşağılık android. Bu anam için. Bu babam için. Bu Türk halkı için. Bakalım. Mehmetçik. Robotları teker teker öldürmeye devam ediyordu.